İyi akşamlar değerli izleyenler. Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da siz değerli izleyicilerimizi İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programıyla yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Evet, hiperaktif çocuklarla başlayalım dilerseniz. Evet, hiperaktif çocuklar. Günümüzde artık milyonlarca çocuk hiperaktif. Eskisi gibi değil. Çocuklarda çok çok zamanımızda hiperaktif durumlar ortaya çıkıyor. Neden, niçin? Çevreyle, beslenmeyle, zamanla, kullanılan ilaçlarla, anne babanın kullanmış olduğu ilaçlarla olabilir. Hiperaktif çocuklar genellikle çok çok zeki olduğu için anne baba anlamayabiliyor, öğretmenler çözemeyebiliyor problemi. Hiperaktif yani durduğu yerde duramıyor, hopluyor, zıplıyor veyahut da çok sakin oluyor. Yani ders dinlerken okulda dinliyormuş gibi yapıyor, başka bir şeyler düşünüyor. Konuya adapte olamıyor. Dikkat eksikliği ortaya çıkıyor. Benim oğlumda da böyle bir durum vardı. Okulun müdürü dedi ki, ya sizin çocuk gerizekalı dedi. Dedim ki sen gerizekalısın. Benim çocuğuma nasıl böyle bir şey dersin? Bu çocuk süper zeka. Tartıştık, dedi ki bu okula olmaz. Başka okula, gerizekalılar okuluna gidecek. İyi, peki dedim, görüşürüz seninle. Bunu Frankfurt Patolojik Enstitüsü var böyle, psikolojik enstitü. Burada 6 ay uzmanlar, psikiyatri üzerine eğitim görmüş uzmanlar, psikiyatristler, efendim, deneyler yaptılar, yaptılar. Sonunda profesör dedi ki, heyet toplandı. Bu çocuk dedi, o kadar zeki ki sizin okulun müdürünün zekasının en az 2 katı fazla. O okulun müdürü veya öğretmenlere bunun kapasitesinin yarısına ulaşamaz. Peki dedim, okula neden uyum sağlayamıyor? Çocuk okulda, derste, dersi dinliyormuş gibi yapıyor. Başka şeyler düşünüyor. Yani derse bakmıyor, konuya ilgi duymuyor. Dersi böyle önce dinlemiş gibi yapıyor. Basit buluyor, ilgilenmiyor. İlgilenmediği süre içerisinde 15-20 dakika geçtiği zaman konudan kopuyor. Konudan koptu mu, öğretmene soru sordu mu, o zaman cevap veremiyor. Zannediyor ki bu anlamıyor. Halbuki o çocuk o anda başka şeylerle meşgul. Hiperaktif çocuklar çok zeki oldukları için ortama uymuyor, basit buluyor diğer insanların yaptığı her şeyi. Ne olacak dedik. Dedi ki, yani imkanınız varsa çok özel, çok güzel paralı okullarda okutun vesaire. Şimdi günümüzde birçok insan beni arıyor, diyorlar ki abi bizim çocuk çok hiperaktif, işte hopluyor, zıplıyor, bazıları çok aktif oluyor, bazıları da aktif değil ama başka şeyler düşünüyor sürekli. Yeni düşünceler, yeni fikirler, yeni ideler böyle geliştiriyorlar. Yani çevredeki insanlar anlamıyor bunu. Anne, baba, öğretmen, arkadaşlar, onlara vasat sıradan geliyor. Anlamadıkları için de çözemiyorlar problemi. İzmir'den bir beyefendi aradı beni, diyor ki işte öğretmeni olsun, çocuk doktoru olsun, psikiyatri uzmanı olsun, demişler ki çocuk çok aktif, kimyasal bir ilaç var hiperaktif çocuklar için. İlacın ismini söylemek mahsurlu olabilir ama içindeki etken maddeyi söyleyebilirim. Metilfenildat isimli ilaç. İlacın içeriği bu. Yani ana maddesi, etken maddesi. Metilfenildat içeren hap veriyorlar. Ne yapıyor bu? Metilfenildat. Çocuk kullandığı zaman bunu alerjik reaksiyonlar oluşabiliyor. Depresif durumlara düşebiliyor. Psikolojik bozukluklara, hayal dünyasıyla gerçek dünyayı birbirine ayıramaz hale geliyor sürekli kullanırsa. Alerjik reaksiyonlar oluşuyor, kurdeşen oluşuyor vesaire vesaire birçok. Hatta bu ilacı sürekli kullananlar kokain alıyormuş gibi bağımlılık yaratıyor, psikolojisini bozuyor. İntihara dahi teşebbüs edebiliyor. Bu yüzden intihar olayları çoğaldığı için Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ilaç artık kırmızı listede, yani çok özel şartlarda herkese verilmiyor. Çok ağır bir şey. Tehlikeli. Anneler, babalar bu konuda bilinçsiz. Hatta bazı doktorlar şuursuzca, bazı doktorlar var.
promosyon alabilmek için, para kazanabilmek için o firmanın ilacını, reklamını yapan doktorlar bile var. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan şey Türkiye'de maalesef bir iki doktor bunun reklamını yapıyor. Utanç verici bir durum. Çocukların zehirlenmesini, böyle okul çevresinde bu ilaçlar böyle peynir ekmek gibi satılıyor. Çok tuhaf bir şey, kontrolsüz. Dedim çok süper bir çocuğunuz var. Ama siz bu ilacı çocuğa verirseniz, çocuk birkaç ay sonra affedersin böyle şey gibi olur yani, gerizekalı. Yani kafası çalışmaz hiçbir şeye. Çünkü bütün beynin hormon dengelerini bozar. Peki bu gibi problemi olan çocuklar asrımızda hızla çoğalıyor. Süper çocuklar, süper zeka. Ne yapılabilir? Bunların enerjisini kanalize etmek gerekir. Bunlar için özel okullar, özel öğretmenler, özel ortamlar hazırlamak gerekir. Onları enerjisini yönlendirmek, geliştirmek ve şekillendirmek gerekir. Onları anlayan insanları, öğretmenleri seçmek gerekir. Özel okullar. Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, dünyanın birçok ülkesinde hiperaktif çocukların çok zeki olduğunu onlar kavramışlar. Özel okullar artık. Özel eğitim sistemi var bu hiperaktif çocuklar için. Aşırı derecede hoplayıp zıplayanlar için bir bu tür var. Hiperaktif olanların bir de sadece mesela bilgisayarın başına oturup da sürekli çeşit çeşit oyunlar oynayıp kendini böyle frenleyen çocuklar var. Bunlar için çok güzel bir formül var. Sarı kantorundan ginkgo, ginseng gibi 19 çeşit bitkinin damıtılarak elde edilen ekstresinden çok özel bir formül geliştirdik biz. IQ Plus. IQ Plus zekayı güçlendirir, zekayı artırır, kişiyi konuya odaklandırır. Sınavda başarıyı sağlar, hiperaktif reaksiyonları frenler. Ama bu arada beyindeki hormon dengelerinde bir arızaya sebep vermez, herhangi bir yan etkisi yok. Tamamen doğal, %100 bitkisel. IQ Plus'ı kullandığı zaman kişi, yani çocuk, 6 yaşından itibaren herkes her yaşta kullanabilir. Girmiş olduğu sınavda stres, gerilim, korku, panik üzerinden atar. Konuya odaklandırır. Sınavda başarı kat kat artırır. Ve üzerindeki bütün gerilimi atar. Mesela birçok çocuk, biz de yaşadık küçükken, sınav sırasında bildiği çok şeyi insan o stres anında unutur. Gerilim anında unutur. Dışarı çıktığında şunu biliyordum ama şu soruları unutmuşum der. Ama iş işten geçmiştir. O imtihan artık bitmiştir. İşte bu tür problem yaşayan gençler ve çocuklar için IQ Plus çok çok ideal. Özellikle hiperaktif olan çocuklar artı Sarı Kantoron Forte diye bir ürün daha geliştirdik. Bu da aynı şekilde beyindeki bir serotonin hormonunun salgılanmasını artırır. Genellikle bu tür hiperaktif olan çocuklar agresiftir, gergindir, hırçındır. Anne, baba, arkadaş kimseyi dinlemez. Bazen saldırgan da olabilir. Sarı Kantoron beyindeki serotonin hormonunun salgılanmasını artırır. Böylece kişiyi sakinleştirir, neşelendirir, mutluluk, huzur verir, rahatlatır, relax. İki, noradrenalin hormonu salgılanmasını artırır. Noradrenalin hormonu kişiyi konuya odaklandırır. Üç, dopamin hormonu salgılanmasını artırır vesaire. Yani beyindeki birçok hormonun salgılanmasını düzenleyici özelliklere sahip. Peki bu sarı kantaron otu genel anlamda bakılınca hani yetişkinler için bile zararlı olarak internetlerden bilgilerden yola çıkarak söylüyorum. Yani yan etkileri vardır diye düşünüyor. Siz diyorsunuz ki çocuklar için de kullanılabilir diyorsunuz. Yani bunu nasıl açıklayabiliriz izleyicilerimize? Yan etkileri vardır. Sarı kantoron internet üzerinden olan bilgilerde işte yan etkileri vardır vesaire gibi. Hani bunun açıklamasını siz yaptınız da daha ayrıntılı bir şekilde nasıl algılayabilir izleyicilerimiz? Kıyas yapacak. Sarı kantoron işte zararlıdır vesaire diyorsa bir kişi
O herhalde dünyada yaşamıyor. Uzaylıdır. Dünyadan haberi yoktur. Şimdi ben bununla ilgili günümüzde en detaylı bilgi ve belgeyi yani araştırdıktan sonra yayınladım. Bu konuda evet. Sarı kantaron hakkında yüzlerce klinik araştırması var. Sarı kantaron dünyada ginkodan sonra en çok damlası derecesi yapılan. Bakın şimdi nedir? Gießen Üniversitesi, Justus Liebig Üniversitesi, Almanya'nın Gießen şehrinde 134 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Bunlardan donukluk, cesaretsizlik, iç huzursuzluk, baş ağrısı, uykusuzluk, depresyon gibi rahatsızlıklar tedavi edilmiş. Profesör Doktor Şarada ve ekibi korku, depresyon, uyku rahatsızları olan 163 hastayı tedavi etmiş. Profesör Doktor Wolfs Psikiyatri Kliniği Jena, Almanya'da bir şehir. Sarı kantaron ekstraktından elde edilen damla derece kapsüllerle 2356 hastayı tedavi etmişlerdir. Bunlar nasıl hasta? 1. Ağrı kesici özelliği var. Herhangi bir rahatsızlıktan dolayı nevralji, sinirsel ağrıları olan insanların ağrılarını kesmiş, rahatlatmış, ağrı kesici. 1. Kimyasal ilaç kullanmasına gerek kalmıyor doğal olarak. Hayır. Kanserli uruların tedavi sırasında ortaya çıkan mesela kemoterapi ve radyoterapi nedeniyle ağrı bunları dindirmiştir. Darmstadt Psikiyatri Kliniği tarafından depresyon rahatsızlığı olan 209 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış, hastalar iyileştirmiştir. Ayrıca sadece İngiltere'de 18 klinik araştırması yapılmıştır. Klinik araştırması ne demek? Türkiye'de sarı kantaronla ilgili bir tane klinik araştırması yapılamadı. Neden? Sadece İngiltere'de 18 tane klinik araştırması yapılmış. Türkiye'de bir tane yapılamamış. Neden? Klinik araştırması yapmak için para lazım. İmkan lazım, ortam lazım, hastane lazım, ekip lazım. Bunun için de milyon dolar yani 1, 2, 3 değil, milyon dolarlarca bu işe para yatıracaksınız ki klinik araştırması yapabilirsiniz. Kalkıyor birisi internetten bir yazı yazıyor, sarı kantaron zararlı. Kime çalışıyor, neye çalışıyor? Antidepresan ilaç üreten firmanın mümessili. Evet. Yalandan uyduruyor ki antidepresanlar satılsın, kendi firmasının ürünü satılsın. Kasıtlı maksatlı haber yapıyor. Burada bu klinik araştırmaları yapan insanlar ilim adamı hepsi. Boş adam değil ama o internete yazı yazan adam boş. Filan firmanın mümessili kendi firmasının ilacını satılması için antidepresan kullanan geçen bir genç geldi. Oturdu ağlıyor böyle. Ne ağlıyorsun dedim. Ben ağlamayayım kim ağlasın? Söyle. Derdin ne? Sen ağlama kim var? Niye ağlıyorsun? Söyle bakayım. Ağlıyorum. Şöyle dedim, yardımcı olur belki. Belki. Ya antidepresan kullandım da işte fazla kullanmışım. Cinsellik bitmiş. Hanımı demiş ki sen artık benim işime yaramazsın güle güle. Ben senin gibi adam istemiyorum demiş. Kullanmayaydın, senin hatan. O da gitmiş doktoruna. Doktora demiş ki evladım neden bu kadar antidepresan kullandın? Kullanmadan önce araştırsaydın, sorsaydın. Çok kullanmadım efendim işte 3-4 ay kullandım. Ama demiş cinsellik yok, hormon yok, hormon bitmiş. Antidepresan kullanın, ondan sonra cinselliğiniz bitsin. Yani biz ne istiyoruz? Biz Türkiye'nin nüfusu artsın istiyoruz. Ama kimya fabrikaları insanlara antidepresanlar ne yapıyorlar? Nüfus politikasını, Türkiye'nin nüfusunu azaltmaya çalışıyorlar. Ve insanlar mutsuz yapmaya çalışıyor. Aileler bölünüyor, parçalanıyor. Antidepresan kullanayım biraz rahatlayayım diye adam hayatı bitti. Ne oldu? Hani peynir ekmek gibi ye, at, leblebi gibi yutuyor hapı. Okumuyor, araştırmıyor, incelemiyor. Kimyasal hapın ne gibi yan tesirleri var bilmiyor. Araştırmak gerekir, incelemek gerekir. Ondan sonra kullanmak gerekir. En azından kullandığı hapı bir kişi internete baksın yan tesiri nedir. Ama tabii ki bazısı şöyle iyi diyor, bazısı böyle iyi diyor. İyi diyen kimyasal bir ilaç bir iyidir diyorsa birisi mutlaka o ABC firmasının adamıdır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir firma var. İsmi önemli değil. Bu firma 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşı'nda 2 milyar 300 milyon ton patlayıcı madde üretmiştir. Milyar dolarlar kazanmış. Bu firma şimdi patlayıcı madde üretmiyor. Ne üretiyor? GDO
Yani genetik şifresi, yapısı bozulmuş tohum üretiyor. Dünyadaki bütün gıdayı, gıda üretimini, tahıl olsun, patates olsun, pirinç olsun, üretimini, kontrolünü ele geçirecek. Biz Türkler de böyle bakacağız. Bize biraz tohum ver de ekelim. O duruma düşeceğiz yarın bir gün dikkat etmezsek. Aç kalacağız. Yani dünyayı 1. 2. Dünya Savaşı'nda milyonlarca insanın ölümüne sebep olan firmalar bugün tahıla el atmış, domatese, bibere el atmış, tohuma el atmış. Ve onu kontrolüne geçirmiş. Biz uyuyoruz. Biz hala bitkiler zararlı diyen bazı geri zekalar çıkıyor. Neye dayanıyorsun da konuşuyorsun? Klinik araştırması var burada. Belge var, bilgi var. Ben yapmadım ki. Orada yüzlerce, binlerce ilim adamı hastayı almış, incelemiş, hastanede, ortamda. Evet. Boş laf yok. Doğru. Uykuya dalamama problemleriyle devam edelim. Uyku problemleri kısacası. Evet, uyuyamama, uykuya dalamama gibi uyku rahatsızları, birçok uyku rahatsızları var. Bunu tetikleyen birçok faktör var. Bazı çocuklar mesela uyku anında altını ıslatır, uyanır bir daha uyuyamaz. Nasıl altını ıslatan bir çocuk bir daha uyuyabilir mi? Uyuyamaz. Veya bazıları korkulu rüyalar görür. Rüyayı gördükten sonra rüyayla gerçek ayağa kalktığı zaman, uyandığı zaman bir daha uyuyamaz. Mesela uyuyamayan insanlar sarı kantoron kullanırsa kötü rüya görenler veya IQ Plus kötü rüya görmezler. Güzel rüyalar görürler. Rüyaları dahi etkiler. Çünkü beyindeki asit baz dengelerini düzenleyici, hormonları düzenleyici özelliğe sahip. Bazıları da uyurken böyle huzursuz bacak sendromu denen bir rahatsızlık vardır. İkide bir ayaklarını tek tek atar, acı verir, ağrı verir veya bilmeden ayağını başka bir yere çarpar, uyanır, uyuyamaz. Bazı insanlarda böyle bir uyku rahatsızlığı var. Araba sürerken aniden uyur adam. Yolda, otobanda uyur. Çalıştığı iş yerinde uyur. Yemek yerken uyur. Bu tür uyku rahatsızları da var. Aşırı uyuma hastalığı da var. Uykuya dalamama problemin olarak bakarsan. Evet, oraya da geliriz. Uyuma, yani uyumamanın birçok faktör. Yani aşırı yorgundur. Halsiz, dermansız, bitmiştir. Uyumak ister, uyuyamaz. Bazıları da gerilir. Stres, üzüntü, sıkıntı, bunalım. Düşüne artık bir şeyi kafaya takar, uyuyamaz. Ben de bir ara çok bir şeyi kafaya takmıştım. Çeçenistan'a gidip savaşayım diyordum. Oradaki insanlar, Ruslar öldürüyor, bombardıman yapıyorlar da, öldürüyorlar da. Fakat gittim, kayıt oldum bir derneğe. Dedim ki ben Çeçenistan'a gideceğim. Rusça biliyor mu? Bilmiyor. O zaman ne yapacaksın? Hemen öldürürsün dediler. Gidemedik. Şimdi bunu düşünmekten dolayı Çeçenistan'a uyuyamıyordum. Ne yaptım? Meditasyon yaptım. Ama meditasyon yapamıyorsan ne yapabilirsin? Meditasyon yapmak da biraz zaman isteyen bir iş. Biraz öğretilmesi gereken. Peki kısaca bahsedecek gereken olursak meditasyonu da, yani çok kısa bir şekilde. Ha, iyi, güzel. Olur. Meditasyondan bahsedelim de bu kişi bunu anlaması ve tatbik etmesi gerekir. Her gün tatbik ederse beyin de o konuyla ilgili aynı bilgisayar gibidir. Düşünelim beyni. Dosyalar açılır ve ne kadar bir kişi bir konuyu tekrar ederse beyinde o konu o kadar yer eder. Bu şuna benzer. Mesela birisi hafız olmak istiyor. Kur'an'ı sürekli okur ezberleme çalışır. Ne kadar çok tekrar ederse o kadar çok öğrenir. Evet. Veya birisi şiir öğrenecek. Ne kadar çok tekrar ederse o kadar ezberler. Veya biri demircidir, demir döyecek. Ne kadar çok çalışırsa o kadar başarılı olur. Yani tekrar kişiyi usta yapar. Ne kadar çok tekrar ederse yavaş yavaş konuda ustalaşır. Meditasyon işi zor iş. Şimdi kişi diyelim ki odaya yatağına yattı. Karanlık, loş bir oda. Sırt üstü yattı. Şöyle diyecek. Alt çenem rahat, alt çenem rahat, alt üç defa. Üç defa üst çenem rahat, üst çenem rahat. Alt dudağım rahat, alt dudağım, üst dudağım böyle. Sonra gözlerim rahat, kulağım rahat, burnum rahat. Sırtım, omzum, belim, kalçam diye sayacak. Üç defa. Bunu böyle her gün tekrar ederse otomatikleşir ve o kelime, o organ söylemeden o organda kaslar tak 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 açılır. Rahatlar. Bütün stresi atar üzerinde. 2 dakikada bunu yapan kişi uyur.
Ama ben bunu 2 dakikada söyledim ama 2 yıl ben bunun kursuna gittim. Şuradan söyledim ama 2 yıl bunun kursuna gittim. Evet. Ondan sonra şimdi ben mesela uyumak istediğim zaman baktım çok gereldim, uyuyamıyorum. Rahatsızım, canım sıkılıyor bir şey. Hemen bir meditasyon yaparım. 2 dakika sonra uyumuşum, gitmişim. Fakat bu biraz zor bir iş. Zaman isteyen bir şey. Anlatılması, öğretilmesi gereken bir iş. Çok basiti var. Çok basiti de şu. Çarkı felek. Çarkı felek bu bitkinin çarkı feleğe benziyor. Mehmet Ali Erbil'in çarkı feleğine. Bu çarkı felek 1050 çeşit çarkı felek var. Bunlardan Passiflora incarnata, şu gördüğünüz lila mı? Lila renkli olanı şifalı olandır. Diğerleri bir de Passiflora edulis, meyveli çarkı felek var. Bir de Passiflora mavi çiçekli olanı var, o zehirli. 1050 çeşit çarkı felekten sadece biri şifalı. Bir. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Bir de şurada gördüğünüz kedi otunun çiçeği. Kedi otu. Kedi otunun ama çiçeği değil, kökü. Kedi otunun kökü aynı şekilde uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlara karşı kedi otu kökü, melisa yani oğul otu, çarkı felek, nane gibi bitkiler kişiyi kısa sürede relax, rahatlatır, uyutur. Fakat ağır vakalarda, kronikleşen durumlarda otu, kökü yeterli değildir. Ekstraktının, bitkinin özütünden elde edilen çok güzel bir formül geliştirdik biz. Kedotu forte, Passiflora forte. İkisi de aynı derecede uyanmama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlara karşı kullanıldığında kişi kısa sürede rahatlar. Beyninde herhangi bir negatif düşünce kalmadan uyuyabilir. Evet, kiste geçelim. Kistin tedavisi mümkün müdür? Ha, kist çok çeşit kist var. Hangi kist? Mesela kistik fibroz dediğimiz akciğerde bir kist var, kist oluşur. Zamanla mesela üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlar. Bazen kistik fibroz ailevi de olabilir. Anneden, babadan geçmiş de olabilir veyahut da tedavi edilmeyen üşütme, grip, nezle, bronşite, astma, sonra zatürreye dönüşür. Sonra kistik fibroz oluşursa efendim bu akciğerde büyük tahribata sebep olur tabii ki. Bunun tedavisi mümkün mü? İksir kullandığı zaman kişi iksir limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak, otuz, zeytin yaprağı, kakule içerir. Her türlü kisti eritici özelliğe sahiptir. Nereden biliyoruz? Kistleri erittiğine dair sarımsağın birleşiminde alisin denen bir madde içerir. Buralarda bir yerdeydi, kaybettik. Alisinin her türlü tümörü eritici özelliğe sahip olduğunu yapılan son araştırmalarda belgelenmiştir. Aynı zamanda her türlü kisti zerdeçalın da erittiği klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Bunlarla ilgili çok geniş kapsamlı klinik araştırmalar yapılmakta. Biz bunlarla ilgili zerdeçal forte ve yoğurt tortu forte diye özel formüller geliştirdik. Kişi bunları kullandığı zaman yavaş yavaş kistler erir. Fark etmez. Vücudun neresinde olursa olsun kist, ister akciğerde, isterse yumurtalıklarda. Mesela bir hanımefendi gelmişti bize. Yumurtalığında bunun yumurtalığında bir kist 11 santim büyük portakal kadar artı kötü huylu. Doktora demiş ki rahime yumurtalıkları alacağız. Daha genç kız, üniversitede okuyor. Evlenmemiş. Bekar. Bütün hayatı bitecek. Ameliyat. Rahime yumurtalıkları alınacak demiş doktoru. Ankara'da aynı doktorlar aynı şekilde. İstanbul'da aynı şekilde. Dedi ki bana zamanın var mı? 6 hafta sonra ameliyat. Dedim ki 6 hafta deneyelim. Bakalım, görelim. Yani bir şey diyemiyorum. Burada raporu var dosyada. Şimdi kanserli hücre sayısı 2000'in üzerinde. Yani SA 125. Deneyelim bakalım dedim. Yani
garanti şöyle iyileştiririz, böyle iyileştiririz demek yanlış. Bakmak, görmek gerekir. Zaman olduğu zaman denenir. Aldığı, kullandığı 6 hafta içerisinde kanserli hücre sayısı 2300'lerden 76'ya düştü. 35'in altına düştü mü tamam, zaten normal denen kanser rizikosu ortadan kalkıyor. Ve kisti eridi, önce 8 santime, 3 ay sonra 5 santime eridi. Sağ kistinde de doktorların göremedikleri, anlamadıkları bir şey vardı. Gaz tabakası zannediyorlardı, böyle gaz gibi bir tabaka. Bağırsaklardaki gaza benziyor. O buraya yerleşmiş zannetmişler. O da sonradan dağınık jel gibi bir sıvı kist olduğu ortaya çıktı. Onu toparladı bir noktaya. 7 santim kist çıktı sonradan. Sağ yumurtalığında. Önce sol yumurtalığında vardı, sonra 6 ay sonra 5 santime küçüldü. Kisti. Diğeri de küçüldü. Aa, bu bana yeter dedi. Ya tedavi olmadın. Devam et. Bu bana yeter. Ben İngiltere'ye gideceğim. İngiltere'de meslek yapacağım. Dedim ki 3 ay sonra git, 5 ay sonra git. İyileş, ondan sonra git. Bu öyle basit bir sıradan bir üşütme değil, grip değil, nezle değil, gastrit değil. Yok, ben gelince tedavime devam ederim. İngiltere'ye gitti. İngiltere'ye gitti. Ne oldu? Orada abur cubur yedi, içti, değişik beslendi biraz. 3 ay sonra geri geldi. Kötüleşti. Dikkat etmek gerekir. Yani bu tür rahatsızları basite alıyor bazıları. Basite almamak gerekir. Mesela bir beyefendinin de akciğerinde, sağ akciğerinde zincir şeklinde 3 tane kist, sol akciğerinde 2 tane kist. Doktoru demiş ki ya sağ akciğerde, sol akciğerde, karaciğerde her tarafta metastaz oluşmuş. Bir sürü kötü huylu. Ameliyat edemeyiz, müdahale edersek yayılır demiş. Yani bir noktada da değil, birçok noktada. Ben dedim deneyelim şansımızı, zamanımız var, bakalım. Beyefendi 3 ay kullandı, hamdolsun bir problemi kalmadı Ayhan Bey. O da atası dedesi Bulgaristan'da, Bulgaristan'a gitmiş. Bulgaristan'daki akrabası demiş ki ya bizim tanıdığın kolon kanseri vardı, Gökçek iksirle iyileşti. O oradan iyileşti, sen buraya gelin burada derman arıyor. Sen en iyisi İstanbul'a git demiş. Oradan vatandaş bizi burada tanımıyor, Bulgaristan'daki tanıyor. Evet. Geldi bana dedi ki ya beni Bulgaristan'dan oradan buraya geri gönderdiler. 3 ayda iyileşti hamdolsun. Yani kisti bu şekilde noktalıyoruz ama tabii ki birçok çeşit var. Evet, iyi huylu, kötü huylu, kistik fibroz var, yumurtalık kisti var. Var da var yani çeşit çeşit. Akciğer kisti, karaciğer kisti var. Çeşit. Bunların da formülleri sizin anlattığınız. Tabii her türlü rahatsızlık. Zaman önemli. Zaman olduğu zaman tedavi edilebilir. Evet, biz de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet değerli izleyenler, dediğimiz gibi her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar diliyoruz. Allah Allah, 2 dakika olmadı ya.